Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir nöronda impuls oluşumu ve iletimi sırasında meydana gelen polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon olaylarını göreceğiz. Polarizasyonla başlayalım. Bir nörona herhangi bir uyarı gelmediğinde, dolayısıyla impuls oluşmadığında nöron polarize durumdadır. Yani dinlenme durumundadır. Polarize durumdaki bir nöronda dış kısımdaki sodyum iyonu miktarı iç kısımdaki sodyum iyonu miktarına göre daha fazladır. İç kısımdaki potasyum iyonu miktarı ise dış kısımdaki potasyum iyonu miktarına göre daha fazladır. Yine dış kısımdaki eksi yüklü bir iyon olan klor miktarı iç kısımdaki klor miktarına göre daha fazladır. Zarın dış kısmı pozitif yüklü, iç kısmı ise negatif yüklüdür. Burada şöyle bir soru aklımıza geliyor. Dış kısımda eksi yüklü iyon olan klor daha fazla ama pozitif yüklü dışarısı. İç kısımda ise klor daha az ama iç kısım negatif yüklü. İç kısmın negatif yüklü olmasının sebebi nedir? Arkadaşlar, zarın iç kısmının negatif yüklü olmasının iki temel sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi iç kısımda çok miktarda bulunan anyonlardan dolayıdır. İç kısımda protein, amino asit, sülfat ve fosfat gibi anyonlar bulunur ve bu anyonlar zarın iç kısmının negatif yüklü olmasına sebep olur. Diğer bir etmen ise NK pompası ile ilişkilidir. NK pompası enerji harcayarak iyonların geçişini sağlar. NK pompası her defasında dış kısma doğru 3 sodyum pompalarken iç kısma doğru 2 potasyum pompalar. Yani dışarıya pompalanan artı yüklü iyon miktarı her zaman içeri pompalana göre daha fazladır. Dolayısıyla bu durumda zarın iç kısmının negatif olmasının sebeplerinden bir diğeridir. Sodyum iyonları daima iç kısma girme eğilimindedirler difüzyonla. Potasyumlarsa yine difüzyonla dış kısma çıkma eğilimindedirler. Ancak polarizasyonun korunabilmesi için derişim farkının korunması gerekir. Bu durumu da yine NK pompası sağlar. NK pompası daima derişim farkının korunmasını sağlar. Unutmayalım lütfen, NK pompası polarizasyon sırasında etkin olarak görev aldığından, NK pompasının çalışması da enerji harcanması ile gerçekleştiğinden polarizasyon sırasında ATP enerjisi harcanır diye ifade edebiliriz. Evet, gelelim nörona uyarı geldiğinde, impuls oluştuğunda hangi olay gerçekleşiyor ona bir bakalım. Nörona uyarı geldiğinde, yani impuls oluşumu sırasında depolarizasyon dediğimiz olay görülür. Bu olay nasıl gerçekleşir? Ona bakalım. Arkadaşlar, depolarizasyon sırasında zardaki sodyum kapıları açılır. Dışarıdaki çok miktardaki sodyum iyonu difüzyonla zarın iç kısmına girmeye başlar. Bu durumda dış kısımda artı yüklü iyon miktarı azalırken iç kısımda artı yüklü iyon miktarı artar. Dolayısıyla dış kısım negatif, iç kısım pozitif yüklü hale gelir. Bu duruma da biz depolarizasyon adını veriyoruz. Depolarize olan bir nöron tekrar bir impuls oluşturabilmek için eski haline dönmek zorundadır. Eski haline dönme sürecinde ise repolarizasyon dediğimiz olay gerçekleşir. Repolarizasyon nasıl gerçekleşir? Ona da bakalım. Sodyum kapıları kapanır, potasyum kapıları açılır bu sefer ve iç kısımdaki çok miktardaki potasyum iyonu potasyum kapılarının açılmasıyla difüzyonla dışarıya çıkmaya başlar. Dış kısımda yeniden artı yüklü iyon miktarı artarken iç kısımda artı yüklü iyon miktarı azalır. Dolayısıyla dış kısım pozitif, iç kısım negatif yüklü hale gelir. Biz bu duruma repolarizasyon adını veriyoruz. Hala bazı yardımcı yayınlarda repolarizasyon sırasında ATP enerjisinin harcandığı yazmakta. Böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Çünkü repolarizasyon az önce belirttiğim gibi difüzyonla gerçekleşen bir olaydır. Yani enerji asla harcanmaz. Bir nöronun tekrar impuls oluşturabilmesi için elektrik yükünü düzenlemenin yanında iyonların da derişimini düzenlemesi gerekir. Depolarizasyon sırasında sodyumlar içeri girmişti. Repolarizasyon sırasında ise potasyumlar dışarı çıkmıştı. Halbuki polarize duruma gelmesi gerekiyor. Polarize duruma gelebilmesi için sodyumların dışarı, potasyumların ise içeri girmesi lazım. İşte bu durumda
pompası devreye girer. NK pompası repolarizasyondan sonra devreye girerek içeri giren sodyumların dışarı çıkan potasyumların da içeri geçişini sağlar. Zar yeniden polarize duruma gelir. Nöronumuz yeniden impuls oluşturabilecek duruma gelmiş olur diye söyleyebiliriz. Ama dikkat ederseniz NK pompasının devreye girmesi repolarizasyondan sonra olmaktadır. Yani enerji harcanması repolarizasyonda değil, repolarizasyondan sonra gerçekleşir. Evet, zar potansiyeli grafiğimize de bakalım arkadaşlar. Dinlenme durumunda yani polarize durumdayken zar potansiyeline baktığımızda eksi 70 milivolt seviyesinde olduğunu görebiliriz. Nörona uyarı geldiğinde zar potansiyeli eksi 70 milivolttan yaklaşık artı 40 milivolta değişim gösterir. Yaklaşık 110 milivoltluk bir değişim meydana gelir. Biz bu duruma depolarizasyon adını veriyoruz. Az önce ifade etmiştim, depolarizasyon sırasında sodyum iyonları içeri girer. Yani sodyum iyonların geçişiyle meydana gelen bir olaydır. Depolarizasyondan sonra ise arkadaşlar repolarizasyon gerçekleşiyordu. Artı 40 milivolt seviyesinden dikkat ederseniz eksi 90 milivolt seviyesine bir iniş var ki biz bu duruma repolarizasyon diyoruz. Bu durumda potasyum iyonlarının dışarı çıkmasıyla gerçekleşiyordu. Zar potansiyeli eksi 70 seviyesinde kalmamış, eksi 90 seviyesine inmiş. Burada eksi 90'a inişin sebebi potasyum kapılarının geç kapanmasından dolayıdır. Çünkü potasyum kapıları yavaş açılır. Dolayısıyla yavaş yavaş da kapanırlar. Repolarizasyon sırasında potasyum kapılarının geç kapanmasından dolayı da zar potansiyeli eksi 90 milivolt seviyesine kadar iner. Repolarizasyondan sonra ise NK pompası devreye girecektir. Ve yeniden zar potansiyelinin eksi 70 milivolta gelmesini sağlayacaktır. Burada eksi 70 milivolttan eksi 90 milivolta iniş hiperpolarize durumdur. Bunu da aklımızdan çıkartmayalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.